Evet arkadaşlar, herkese yeniden selamlar. Bir başka Football Manager 2020 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle birlikte değişik bir konsept, değişik bir içerikle tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım. Bugünkü videomuzun konusu Liverpool'un efsanevi stoperi, şu anda belki de dünyanın en iyi stoperi olan Virgil van Dijk bugün santrafor olsaydı ne olurdu? Bu soruya cevap arayacağız 5 sezon boyunca. Güncel profilinden yola çıkarak yapacağız ama bunun detaylarını biraz sonra geçeceğim. Detaylara geçmeden önce her zaman olduğu gibi hatırlatmak istiyorum. Eğer bu video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca destek amaçlı bu videoya en az 250 like atmanızı sizlerden rica ediyorum. Bütün hatırlatmalarımızı da yaptıktan sonra hızlı bir şekilde Virgil van Dijk bakalım santrafor olsaydı ne olurdu, bu soruya cevap arayalım. Evet arkadaşlar, videoya yeniden hoş geldiniz. Videoda tarihler görmüş olduğunuz üzere 1 Temmuz 2019. Video detaylarına geçmeden önce sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere kanalda katıl butonu var. Katıl butonuna basıp kanala üye olabiliyorsunuz ve beni destekleyebiliyorsunuz. Bu desteklerinizin sonucunda topluluk sekmesinde videolarda kullanmış olduğum database'ler ve data dosyalarının yanı sıra save dosyalarına da ulaşabiliyorsunuz. Ama üyelere özel bir şekilde bunları görebiliyorsunuz. Sadece üye olan arkadaşlarımız görebiliyor. Bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra hemen videoya başlayalım artık. Virgil van Dijk yazarak devam edelim. Çok fazla bir geliştirme yapmadım zaten. Benim asıl amacım, buradaki test amacım, Virgil van Dijk şu anki profiliyle santrafor olsaydı ne olurdu? Bu soruya cevap aramakta amacım ve Virgil van Dijk gerçekten harika bir performans sergileyeceğe benziyor bu özellikleriyle. Zihinsel özelliklerinin yanı sıra teknik özellikleri ve zaten fiziksel özellikleri harika. Yani bence senede bir 50 golü bulmasını bekliyorum açıkçası Virgil van Dijk'ın. Çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Eğer oyun içi de editörünüz varsa buradan düzenlemeye başla deyip, pardon, şuradan geliyorsunuz, oyuncu özellik detaylarına geliyorsunuz, mevkilerden Virgil van Dijk'ı santrafor yapıyorsunuz, stoperi bir yapıyorsunuz. Normalde zaten Virgil van Dijk'ın profilinde bir miktar santrafor oynar özelliği vardı. Bu özelliğin doğrultusunda zaten özellikleri de santrafora çok yatkın gibi. Uzaktan şut özelliği sıkıntılı ama gelen iyi ortalarda çok fazla kafa golü atacağına eminim ben Virgil van Dijk'ın. Şimdi videonun hemen 3. sezonuna geçeceğiz. 3 sezon sonrasına geçeceğiz. Çünkü bir save dosyalarında bir sıkıntı olmuş ve save dosyalarında sıkıntı olduğu için 3. sezondan itibaren anlatacağım. 3. sezondan 5. sezona kadar da teker teker 3, 4, 5 olarak anlatacağım. Şimdi 2 sezonu toplu anlattıktan sonra hemen 3. sezona geçelim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. İngiltere Premier Ligi ekranıyla karşınızdayım. 1 Haziran 2022, yani 3. sezonun sonu. 3. sezonun sonu itibariyle aslında ilk sezona bakmak gerekiyor. 19-20 sezonunda Liverpool 100 puanla şampiyon oluyor gördüğünüz üzere ve Virgil van Dijk'ın büyük ihtimalle çok büyük katkısı olacak bu işte. Hemen ardındaki sezona geçtiğimizde Liverpool yine 101 puan toplayarak şampiyonluğunu alıyor ve 80 gol atıyorlar. Virgil van Dijk burada ne etki yapmış onu da göreceğiz ve son sezona geldiğimizde maalesef Liverpool 70 puan toplayabiliyor sadece ve ligi Manchester City'nin tam 23 puan gerisinde tamamlıyor. Şöyle bir Liverpool'un kadrosuna geldiğimizde Virgil van Dijk fiziksel olarak çok iyiydi zaten. Teknik olarak da bitiricilik özelliğini geliştirmiş bu dönemde ve milli takımda da 59 maçta 24 gole ulaşmış kendisi. Geçmişine şöyle baktığımızda İngiltere Premier Ligi'ndeki ilk sezonda santrafor olduktan sonra 37 lig maçında 25 gol atarken 8 asist yapmış ve toplamda 14 kez maçın adamı olmuş. 8-18'lik ortalaması var. Bu dönemde 60 maçta forma giyen Virgil van Dijk 38 gol atarken 10 asist yapıyor ve 48 gole doğrudan katkı yapıyor. Söylediğim gibi aslında 50 gole neredeyse katkı yapmayı başarmış. Ardındaki sezona geldiğimizde yine ikinci şampiyonluğu Liverpool'un ve 38 lig maçında 22 gol atarken 5 asist yapıyor. 7 kez maçın adam oluyor. 7.92'lik ortalaması var. Toplamda 58 maçta 29 gol atarken 7 asist yapıyor. Toplamda 36 gole doğrudan katkısı var. İlk sezonun sonunda biraz daha düşük bir performans sergilemiş. İkinci sezonda Virgil van Dijk. Üçüncü sezonuna geçtiğimizde ligde bu sefer 35 maçta forma giyiyor. 20 gol atarken kendisi 8 asist yapıyor. 8 kez maçın adamı olmaya başarıyor ve 7.80'lik ciddi bir ortalaması da söz konusu. Sezon boyunca 52 maçta 29 gol atarken 10'da asist yapmayı başarıyor Virgil van Dijk. Şöyle önemli anlarına bakacak olursak,
bakarsak neler var neler yok. Lig kupada tabii ki 19'dan itibaren bakmaya başlıyoruz. 19'da İngiltere Premier Lig ikinciliği vardı. Ardından tabii ki 2019'da Avrupa Süper Kupası'nı alarak başlamışlar. Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları vardı. Ardından Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir şampiyonluk gelmiş. Karabağ Cup'ta 2020'de şampiyonluk ve ardından İngiltere Premier Lig'de Liverpool'la ikinci kez bu kupayı almayı ilk kez bu kupayı almayı başarıyor. Özür dilerim, ikinci kez dedim. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar geliyorlar ama finalde mağlup olup ikinci olarak kupadan ayrılıyorlar. 2020 senesinin son kupası İngiliz Community Shield oluyor. 2021'e geçtiğimizde 2021'de Liverpool'la birlikte yine bir İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu aldığını söylemiştik. Onun ardından Avrupa Uluslar Ligi'nde Hollanda'yla bir ikinciliği var. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bu sefer ikinci oluyorlar ve ardından 2021 yılında İngiliz Community Shield'i tekrardan alıyorlar. Ödüllerine bir bakacak olursak sezonun forveti Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere Premier Lig'de gol krallığı ödülünü alan bir kendisi burada adını yazdırıyor ve 3 sezondur bu ödülü almayı başarıyor. Virgil van Dijk gerçekten harika bir iş yapmış kendisi. Yani Virgil van Dijk'ı stoper olarak çok değerli tabii ki ama oyunlarınızda santrafor olarak da değerlendirebilirsiniz belki. Bu da önemli bir durum olacaktır. Şöyle Liverpool'un profiline geleyim ve İngiltere Premier Lig'den bir göstermek istiyorum. Virgil van Dijk 20 golle gol kralı. Muhammed Salah 14 golle ona destek olmuş. Şurada tabii ki bakıyorduk gol krallığına. Yılın futbolcusu ödülünü almış. Onun dışında taraftarlarca var. Şubat ayı İngiltere Premier Lig ayın oyuncusu ödülü de mevcut. Virgil van Dijk'ın 2021'de en iyi oyuncu ödülünü almış. Hollanda'da Avrupa Uluslar Ligi ile birlikte baktığımda aşağıya doğru gol krallığını söylemiştik. Yeni oyuncuyu söylemiştik. Yılın futbolcusu İngiltere Premier Lig'de bu ödülü 3 sezondur alan bir Virgil van Dijk gerçeği var. Onun dışında dünyada altın ayakkabı ikinciliği, dünyada yılın oyuncusu ikinciliği var. Bir kez bu ödülü almayı başarmış. 2019'da attığı gollerle Virgil van Dijk Ronaldo ve Messi'yi sollamış. Ardındaki sezonda ikinciliği var ve son sezonda ilk 3'e bile girememiş Virgil van Dijk. Tabi takımının başarısı da bunda doğru orantılı etkili. Peki Liverpool bu dönemde Şampiyonlar Ligi'nde neler yapmış? 19-20'de Şampiyonlar Ligi'nde ikincilikleri vardı. Finalde onları mağlup eden takım 1-1 penaltılar sonucunda Manchester City olmuş. Manchester City karşısındaki Liverpool'un golünü de Virgil van Dijk gerçekleştirmiş, kaydetmiş. Ardındaki sezonda yine Şampiyonlar Ligi B grubunda çıkları yola. Euro Cup'ta devam etmek zorunda kalmışlar. Euro Cup'ta yarı finale kadar gelmişler. Yarı finalde onları deplasman golüyle yine eleyen Manchester City olmuş. Sadio Mane, Virgil van Dijk ve Jordan Henderson'ın golleri var. Ayrıyetten ikinci maçta 2-0 mağlup olmuşlar. Virgil van Dijk 6.7 ile oynamış. Burada Dünya Kulüpler Şampiyonası H grubunda da yer almış. Liverpool 18-06'da. Ardındaki sezonun başına bakacak olursak yine Şampiyonlar Ligi F grubunda yer alıyorlar. Burada Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde yine Manchester City onları elemiş. Gerçekten enteresan bir şekilde yakalarından Manchester City ayrılmıyor. Manchester City onları 3 finaldir mağlup ediyor. Enteresan olmuş bu da. Virgil van Dijk de çok kötü oynamış. Son sezonda 3. sezonda Şampiyonlar Ligi F grubunda yola çıkmışlar ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde bu sefer Paris Saint Germain onları ilk maçta 2-0 mağlup etmiş. Ardındaki maçta 2-1 kazanmalarına rağmen maalesef kupanın dışında kalmış. Liverpool ve Van Dijk dersek yanılmış olmayacağız. Virgil van Dijk gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor. Burada Virgil van Dijk 2. maçta sakatlığı mı varmış? Bir kontrol edelim. Bir herhangi bir sakatlığı. Kırmızı kart görmüş. Özür dilerim. 5.7 ile oynamış. Burada kırmızı kart görmüş. Virgil van Dijk 66. dakikada ve 2-0 mağlup oldukları maçta aslında kupadan elenmelerinin en önemli sebeplerinden birisi de Virgil van Dijk olarak gözükebiliyor. Yetenek puanı olarak kendisi 183-184 civarında. Yani gerçekten şu profili zaten santrofora çok uygundu ve bu uygunluğunu bir kez daha bizlere karşıladı, gösterdi. 3 sezon boyunca tabii milli takımda neler yaptığını da biz bakmak istiyoruz. Böyle 19'dan başlayacak olursak 19'da bir şey yok. Tabii ki 20'de Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar gelmişler burada. C grubunda başlamışlar. C grubunda ilk gollerini Virgil van Dijk gerçekleştirmiş. Ardındaki maçta gol yok. 3. maçta Bosna Hersek karşısında yine Virgil van Dijk'in bir golü var. 2. turda yine Virgil van Dijk turu getiren golleri atmış ve çeyrek finalde Fransa onları 2-2'nin sonucunda penaltılarda elemiş ve burada Wijnaldum ve Tony Villena'nın golleri var. Paul Pogba burada 2 gol atarak takımını penaltılara gitmesini sağlamış. 2021'de Uluslar Ligi'nde finale kadar geliyorlar. Finalde onları mağlup eden takım İspanya oluyor. Yarı finalde de 1-0 İtalya'yı mağlup etmişler. 2022'ye geldiğimizde Dünya Kupası F grubunda Güney Kore, Senegal ve Fransa ile mücadele edecek Hollanda takımı. Bakalım buralarda neler olacak? Bunları da biraz sonra göreceğiz. Hemen onun için 4. sezona geçelim. 4. sezonda Virgil van Dijk Liverpool formasıyla neler yapmış? Bunları görelim. Evet arkadaşlar, videoya devam ediyoruz. Tarihler 1 Haziran 2023. Şurada bakacağım, İngiltere Premier Lig'e geliyorum. İngiltere Premier
Premier Lig'de Virgil van Dijk'ın yeniden gol kralı olduğunu görüntülüyoruz. 22 golle 4. sezondur 4. kez gol kralı oluyor. Ortalama puanda da Roberto Firmino ile birlikte ilk 2 sıradalar. Maçın adamı olmasa da 8 kez maçın adamı olmayı başarmış Virgil van Dijk. Ama yine de Manchester City'nin 14 puan gerisinde lig şampiyonluğunu kaçırmışlar. Bu dönemde Virgil van Dijk'ın profili gerçekten harika seviyelerde devam ediyor. Dediğim gibi sezon boyunca 35 maçta 22 gol atarken 4 asist yapmış. Sezon boyunca ise 50 maçta 34 gol atarken 5 asist yapıyor. Toplamda 39 gole doğrudan katkısı var Virgil van Dijk'ın ve Liverpool'la 2. sırada yer alıyor. Virgil van Dijk şöyle bir 10 numara giymeye başlamış bu arada. Önemli anlara bakalım. Bir lig kupada bir şeyler var mı? Euro Cup'ta şampiyonlukları gelmiş. Ardından bir İngiliz Community Shield vardı onu söylemiştik ve Karabağ Cup'ta ikincilikleri var. Şöyle Liverpool'a geleyim ve bakalım Euro Cup'ta neler yapmışlar. Euro Cup'ta bu dönemde kendileri A grubunda yer almışlar. Kendileri A grubundan rahat bir şekilde çıkmışlar mı onu kontrol edelim. A grubundan 18 puanla 6'da 6 yaparak çıkmışlar. Böyle Virgil van Dijk da bu arada turnuvanın gol kralı olmuş. Onunla birlikte şuradan hemen birinci eleme turuna gelelim. Birinci eleme turunda Liverpool'un ne yaptığını görelim. Bu arada Galatasaray'da buralarda birinci eleme turunda Liverpool'u görüntüleyemiyorum. Tabii ki ikinci eleme turuna çıkıyorlar direkt lider çıktıkları için. İkinci eleme turunda rakipleri Monaco oluyor. Monaco'yu 2-1 mağlup etmeyi başarıyorlar. Tabii şuradan göstermek daha mantıklı golleri kimin attığını görebilmek adına. İlk maçta Monaco'yu 2-1 mağlup ediyorlar. Golleri Virgil van Dijk karşılıyor bu dönemde. Tabii ki 2022 ikinci eleme turu tek maç üstünden oynanıyor. 2023'te Euro Cup çeyrek final birinci ayakta. Yine Real San Sebastian yani Real Sociedad'la eşleşiyorlar. 2-1 mağlup ediyorlar onları. Virgil van Dijk ve Roberto Firmino'nun golleri var bu dönemde. Yine ayrıyetten ikinci maçta da yine 2-1 mağlup ediyorlar ve toplamda 4-2'lik skorla üst tura çıkıyorlar. Yarı finalde rakipleri Bayer Leverkusen oluyor. Bayer Leverkusen karşısında ilk maçı 2-0 kazanıyorlar. İkinci maçta 2-2 berabere kalıyorlar. 2 golü de Virgil van Dijk atıyor. Finale geldiklerinde penaltılar sonucunda Valencia'yı mağlup edip kupanın sahibi oluyor Liverpool ve ilk Avrupa kupalarını kazanıyorlar bu dönemde. Virgil van Dijk da Şampiyonlar Ligi kupasından sonra UEFA Avrupa Ligi'ni de müzesine getiriyor. Aslında tabii ki daha önce bir Şampiyonlar Ligi kupaları vardı. UEFA Avrupa Ligi'ni de aldıkları manasında kez kazanıyorlar dedim. Yanlış anlaşılmalar olmasın. Ödüllere baktığımızda Avrupa'nın en iyi oyuncusu ikinciliği var. Bir kere Avrupa'nın en iyi oyuncusu ödülünü almış geçen sene Virgil van Dijk. Bu sezon yine iyi bir ortalaması olmasına rağmen Mbappe'nin ortalaması ondan çok daha iyi olduğu için ona vermişler. Euro Cup Golden Boot almış. Burada tabii ki gol krallığını 8 golle alıyor Virgil van Dijk. Bu da başarı tabii ki onun için. Ayrıca baktığımda taraftarlarca yılın oyuncusu, sezonun oyuncusu ödülünü de Virgil van Dijk almış burada. 8 maçta 8 gol atarak 7.90'lık ortalamasıyla Eddie Keita ve Diogo Jota'nın önünde bu ödülü alması da gerçekten önemli olmuş onun adına. Baktığımda İngiltere Premier Lig'de gol krallığı yılın futbolcusu, oyuncuların yılın oyuncusu gibi ödülleri tek başına silmiş, süpürmüş 4 sezonda Virgil van Dijk. Milli takımda da bu dönemde 71 maçta 34 gol atmayı başarmış. Fixture olarak baktığımızda 2022 Dünya Kupası'nda dediğim gibi Güney Kore, Senegal, Fransa grubundalardı. Şöyle grubu görebiliyor muyum? Grubu göremiyorum. Göremiyorum. 2026'ya kadar gitmiş çünkü. Burada Güney Kore maçını 2-1 kazanmışlar. Ardından Senegal'le 4-4 berabere kalmışlar. Çok enteresan bir maç olmuş. 90'da yemişler. Ardından 1-1 bir Fransa beraberliği var. Virgil van Dijk'in golü var. Ve ikinci turda Brezilya karşılarına çıkmış. Roberto Firmino van Dijk'i burada yıkan isim olmuş ve kupadan ayrılmalarına sebep olmuş. Hollanda şu anda dünya sıralamasında 13. sırada biraz gerilemiş gibi duruyor. 4. sezonu da anlattık Virgil van Dijk'in. Hemen 5. sezonu ve son sezonuna geçelim. Bakalım 5. sezonda artık 32 yaşına gelecek santrafor oyuncusu neler yapacak? Bunları görüntüleyelim. Evet arkadaşlar, 5. sezonuna devam ediyoruz. İngiltere Premier Lig'e geldiğimizde Virgil van Dijk uzun aralardan sonra gol krallığını alamamış bu sezon ilk kez. Liverpool ama ligde şampiyonluğu almayı başarmış 2 sezon aradan sonra 96 puanla. Gerçi Virgil van Dijk 25 gol atmış. Campana'da 25 gol atmış. 25'er golle gol krallığını paylaşmışlar aslında. Peki Virgil van Dijk'a ödül, önemli anlarda ödül olarak gol krallığını vermişler mi? Gol krallığı ikinciliği olarak yazılmış hanesine. Muhtemelen ortalama olarak bakın 128 dakikada bir gol atıyor van Dijk ve Campana 118 dakikada bir gol attığı için gol krallığını Campana'ya vermişler. Ama ortalama puan olarak Virgil van Dijk 1. sırada ve 10 kez maçın adamı olarak da bu alanda 3. sırada yer almış Virgil van Dijk. Sezon boyunca gördüğümüz gibi 25 gol atmış ama toplamda 55 maçta 35 gol atarken 8 asist yapmış ve 43 gole doğrudan katkı yapmış kendisi. 7.92'lik bir ortalama yakalamış Liverpool formasıyla. Liverpool'un zaten şampiyon olduğunu görmüştük. Önemli anlarına bakacak olursak lig kupa olarak bakmak istiyorum. İngiltere Premier Lig'ini alıyorlar. Euro Cup almışlardı. Zaten Avrupa Süper Kupası'nda bir şampiyonlukları var. Avrupa Süper Kupası'nda Barcelona'yı 3-1 mağlup etmişler.
zamanda yakında bu maçta bir golü olduğunu görüyorum. İngiltere Karabağ'a kapı alıyorlar. Şampiyonluk geliyor ve İngiltere Premier Lig'de de yine bir şampiyonluk var. Virgil van Dijk ve Liverpool adına. Şöyle geçmişine bakacağım. Önemli anlarına bakacağım. Ödül olarak bir şey var mı diye bakmak istiyorum. Gol kralı, ikinciliği, oyuncuların yılın oyuncusu, yılın futbolcusu ve birçok ödülünün içinde Virgil van Dijk geçiyor. Bitiricilik vesaire özellikleri hala sabit olarak devam ediyor. Yetenek puanı olarak en son yine 183'te bırakmıştık kendisini ama bu sezon 10 numara oynayabilme yetisini de biraz geliştirmişe benziyor Virgil van Dijk. Onunla birlikte tabii ki Liverpool'a gelmek istiyorum. Liverpool'un fikstürüne bakmak istiyorum. Liverpool Avrupa Süper Kupası'nda dediğim gibi Barcelona'yı mağlup etmişti. Şampiyonlar Ligi B grubunda kendileri Lazio, Borussia Dortmund ve Zenit'le aynı grupta yer almışlar. Ardındaki turda gruptan çıkıyorlar. Gruptan çıkıp ilk turda Liverpool Porto ile eşleşiyor. Porto'yu toplamda 4-1 mağlup ediyorlar. Çeyrek finale gelindiğinde çeyrek finalde Süper Kupa'da mağlup ettikleri Barcelona onları 2 maç sonunda toplamda 2-1'lik skorla mağlup ediyor ve kupanın dışında bırakıyor. Burada üzücü bir son oluyor onlar adına. Burada Muhammed İhtiyaren atıyor gollerini ve ilk maçta Porto maçında Van Dijk'ın attığını görüyorum. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Ansu Fati'nin golüne Brewster'la karşılık verseler de ikinci maçta Bruno Fernandes Liverpool'u yıkan adam oluyor ve Virgil van Dijk'ın Şampiyonlar Ligi kupasını aktif olarak bizim simulate'imizde almasını engelliyor. Zihinsel özellikleri harika zaten ve Liverpool'da 233 maçta 118 gol atıyor ve bu da zaten yeterli bir seviye. Milli takımda da 80 maçta 40 gol atmayı başaran bir Virgil van Dijk gerçeği var. Tabii ki 2024 Avrupa Şampiyonası'nı maalesef görüntüleyemeyeceğim ama milli takımda oynadığı son maçların hepsinde hemen hemen gol atması Virgil van Dijk adına çok önemli bir şey ve efsanevi santrafor olarak geçiyor. Bitiriciliği zayıf olmuş olsa da diğer özellikleri gerçekten harika seviyelerde ve attığı goller de bununla doğru orantılı böyle bir şey olmuştur. Evet arkadaşlar, Liverpool'un şampiyonluğu sebebiyle böyle bir video yapmak istedim. Virgil van Dijk şampiyonlukta çok önemli bir pay oynadı. Stoper rolünde, savunma rolünde ve attığı kritik gollerle. Ama burada bizim tabii ki yaptığımız ütopik bir şeydi. Virgil van Dijk Liverpool formasıyla santrafor olsaydı ne olurdu sorusuna 5 sezon boyunca cevap aradık ve gerçekten çok harika bir performans sergiledi. Neredeyse 5 sezon boyunca 115-120'nin üstünde 114 gol atmış şu anda hesapladım. 114 golü var Virgil van Dijk'ın bu 5 sezonluk seviyede ve gerçekten harika bir seviye. Bu Virgil van Dijk'ın özellikleriyle doğru orantılı olarak hele ki stoperden santrafora evrilen bir oyuncu için mükemmel olmuş. Evet arkadaşlar, videonun burada sonuna geldik. Videonun sonuna gelirken bildiğiniz üzere kanalda katıl butonu var. Katıl butonuna basarak kanala üye olabilir ve videolarda oynamış olduğum, videolarda anlatmış olduğum database dosyalarını topluluk sekmesinde bulabilirsiniz. Bu hatırlatmamızın ardından her zaman olduğu gibi eğer bu video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoya destek amaçlı sizlerden en az 250 like atmanızı rica ediyorum arkadaşlarım. Bütün hatırlatmalarımızı da yaptıktan sonra bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.